Çocuklar biz en son nerede kalmıştık? Anlatabilir misiniz? Köklü sayılarda 7. soruydu sanırım hocam. Teşekkür ediyorum güzelim. Rica ederim. Evet, şimdi köklü sayılara geçmeden önce ufak bir anımsatma daha yapalım. Neydi? En çift ise eninci kökten A ifadesinde A büyük eşit sıfır olmalıydı. Bu nereden kaynaklanıyordu? Reel sayılar kümesinde çözüm kümesinin var olabilmesi için çift kuvvetli köklerin içerisinin pozitif olması gerekiyor. Örneğin karekök eksi 5 diye bir reel sayı yok. Neden yok? Çünkü ben buna x dersem eğer x kare eşittir eksi 5 diye bir sayı yok. Nerede? Reel sayılar kümesinde. Dolayısıyla kareköklerin, çift kuvvetli köklerin içerisi negatif olamaz arkadaşlar. Aynı zamanda dışarısı negatif olamaz. Örneğin sadece ve sadece kök 25 5'tir. Kök 36 6'dır. Demek ki karekök fx eşittir gx diye çıkmışsa fx'in zaten sen sıfırdan büyük eşit olduğunu öğrendin yukarıda ve yetmiyor artık. Gx de büyük eşit sıfır demeliyiz. Neden demeliyiz? Çünkü diyelim ki karekök 2x artı 1 eşittir x eksi 2 denklemini çözeceğiz. Öğrenci mutluluktan gelecek. Her iki tarafın karesini alacak. Ne çıkarsa x'lerini işaretleyecek. Hayır, ne çıkarsa değil. Artık ben her iki koşulda bakmalıyım. Hem içerisi sıfırdan büyük eşit, hem dışarı sıfırdan büyük eşit gelmeli. Örneğin diyelim ki x bir 1 geldi, 5 geldi. 5'i koyduğumda baktım pozitif pozitif, 1'i koyduğumda sağ taraf negatif, sağlamaz deyip atacağım onu. Ya da kökleri sağlattıracaksınız en azından. Peki, bunda anlaştık. Demek ki çift kuvvetli köklerin içi de çıkışı da pozitif olmak zorunda. Anlaştık. Tanıma sadık kalmak zorundayız. En tekse bir sıkıntı yok. En tek ise eninci kökten A ifadesinde A eleman her şey olabilir. Örneğin beşinci kökten eksi 7 diye bir sayı vardır. Örneğin küp kök eksi 27 diye bir sayı vardır. Küp kök eksi 27'nin Türkçesi şudur arkadaşlar. Neyin küpü eksi 27 yapar diye soruyor. Eksi 3'ün. Bitti. Neyin 5. kuvveti eksi 7 yapar diyor. Bilmiyorum ama yapar bir şeyleri. Çünkü bir şeyin 5. kuvveti eksi bir sayı çıkabilir. Şimdi biz o yüzden buna o ismi vermişiz. Neyin 5. kuvveti eksi 7 yapar? İşte bunun yapar. 5. kökten eksi 7'ni yapar. Adlandırması rahat olsun diye böyle söylemişiz. Ama neyin karesi eksi 5 yapar? Reel sayılarda. Yapmaz. İşte o yüzden karekökün içi eksi olmaz. Dışı da eksi olmaz. Anlaştık. Peki sevgili gençler. Yine diyorum ki en çift ise eninci kökten a üzeri n dışarı mutlak değer a diye çıkar. Çok önemli. Yine öğrenci hızını alamıyor. Hocam bu enler birbirini öldürdü. A diye çıktım diyor. Hayır, mutlak değer A diye çıkacağız. Neden? En çift koşulum var. Örneğin sen diyelim ki karekök eksi 5'in parantez karesi. Hızını alamayıp kareyle karekök öldürüp de eksi 5'e çıkarsan yamulursun. Tanıma sadık kalmazsın. Ne yapıyorum? Ya mutlak eksi 5'ten 5'e çıkıyorum. Ya da şimdiden ezberlemiyorum. Önce eksi 5'in karesini alıyorum 25. Kök 25'in sadece ve sadece 5 olduğunu öğrendim artık ben. Kök 25 sadece 5'tir. Karekökün içi de dışı da pozitif olmak zorunda. Ya da diyelim ki a küçük 0 küçük b. Kök içinde a kare eksi 2ab artı b kare.
Kim bu? A eksi B'nin parantez karesi. N'in karekökü. Dışarı çıkacağım. Mutlak değer A eksi B diye çıkacağım. Unutma, karekök kareyi öldürse mutlak çıkacaksın. Adresine bakıyorsun. A küçük 0 küçük B. B daha büyük olduğu için mutlak dışarı B eksi A diye çıkacak. Demek ki cevap bu olacak. Buradan şunu anlıyorum. Çift kuvvet köklerin dışına çıkışı daima pozitif sağlayacaksınız. Evet, B A'dan büyük olduğu için pozitiftir. Ama gelip de bunu A eksi B diye çıkmış olsaydın matematik katletmiştin. Neden? Kökün dışına eksi çıkmış oluyorsun. Karekökün dışına eksi çıkamazsın. Güzel. Karekök 2 eksi pi, hatta dördüncü kökten 2 eksi pi'nin dördüncü kuvveti. Şimdi şuna bakalım. Yine en çift olduğu için mutlak 2 eksi pi diye çıktım. Kim daha büyük? 2 mi pi mi? Pi daha büyük. Pi eksi 2 diye dışarı çıktık. Büyü başa vereceksiniz. Unutmayın. Artılarda bir sıkıntı yoktur. Artılar zaten hep pozitiftir. Ama eksilere dikkat edin. Peki sevgili gençler. Şimdi. Geldik o bilgiden sonra şunu halletmeye. Haydi bakalım. Söz almak isteyen varsa buyursun arkadaşlar. 7. sorunun A maddesi. Bu kolay gerçi. A eksi B'nin karesinden mutlak A eksi B. A'sı B'sinden küçük olduğu için ne diye çıkacak? B eksi A diye çıksın ki pozitif olsun diye. B maddesini kim çözdürecek? Kim bu? A evet, kan söyle oğlum. A eksi 1'in karesi dışarı çıktım. Mutlak A eksi 1. A'sı negatif farkındaysan sorunun başında eksi ile eksi eksi yapar. Demek ki ben bunu ne yapmalıyım? A eksi 1 diye mi çıkmalıyım? 1 eksi A diye mi çıkmalıyım? 1 eksi A diye çıkmalıyım ki sonuç pozitif gelebilsin. Amaç arkadaşlar karekökleri, çift kuvvet kökleri pozitif yapmak. Onu yaparken de çıkışa dikkat etmek. Haydi bakalım C maddesini yapalım. Mutlak A diye çıktı. Mutlak A, A'sı negatif olduğu için başını eksi koydum. Mutlak B, o da eksi olduğu için başını eksi koydum. Şu eksi mutlak AC, A çarpı C çarpınca biliyorsunuz negatif yapar. Negatif çıktı. Bir de başında eksi vardı. Artı AC oldu. Eğer bu sorularda sıkıntı yaşarsanız sayısal değer koyun. Hiç sıkıntı olmaz o zaman. Daha net görürsünüz. Şu kim? Şu mutlak C eksi B'nin karesinde mutlak C eksi B. Şu da mutlak C eksi D. C eksi D'nin karesinden dolayı. Peki kim büyük? B mi büyük, C mi büyük? Bir bakıyorum C daha büyük B'den. Büyü başa veriyorum C eksi B. Büyük başta olsun her zaman. C mi büyük, D mi büyük? D daha büyük. Bunda D eksi D, D eksi C diye çıkıyorum. Demek ki C'ler geberdi, D eksi B oldu. Bakın ne kadar rahat oldu, görüyor musunuz? Şimdi 8. soru tipini gören bir öğrenci hemen payda eşitlemeye falan kalkar. Sakın diyeyim payda eşitlemeyin. Şunu söyleyeyim bana hemen. Hocam 16 bölü 25 ve 9 bölü 16 kimin karesi olmaya aday? 16 bölü 25 bildiğiniz gibi 4 bölü 5'in, 9 bölü 16 da 3 bölü 4'ün karesi olmaya aday. Araya eksi koyuyorum. Birinci ile ikinci çarpımın iki katı şu eksiyi vereceği için. Demek ki burası bir parantez kareyi gizlemiş. Bakalım doğru yapacak mıyız? Birincinin karesi var. Kim? 16 bölü 25. İkincinin karesi 9 bölü 16, o da var. Eksi birinci ile ikinci çarpım iki katı, dörtler gitti. İki kattan 6 bölü 5. O da var, bakın ne kadar güzel. Dışarı çıkıyorum.
Kim daha büyük? Şu mu daha büyük? Şu mu daha büyük? Basit kesirler biliyorsunuz. Biri doğru yaklaştıkça payı paydası büyüyerek gider. 4 bölü 5 daha büyüktür. 4 bölü 5 eksi 3 bölü 4'ten dışarı çıktım. Sonuç 1 bölü 20. Eğer yanlışlıkla 3 bölü 4 eksi 4 bölü 5'te çıksaydınız yine matematik katletmiş olacaktınız. Eksi 1 bölü 20 çıkmış olacaktı o zaman. Kökler dışarı eksi çıkamazlar. Ha zaten ÖSYM böyle bir soru sorduğunda seçeneklere eksi 1 bölü 20'yi koyamaz. Çünkü bilimsel hata olur. Ve soru iptale gider. Ama biz okulda, derslerde falan koyarız ki öğrenci o an mutlu olsun, işaretlesin, geçsin. Hatasını sonra görsün diye. İşte bakın bunlara dikkat edin. Yoksa gidersiniz. Neden bilimsel hata olur onu da söyleyeyim. Soru yazımının da bir şeyi vardır. Ne derler? Bilimsel tarafı vardır. Sen soruyu yazarken etik kurallara uymak zorundasın. Hatta matematiksel kurallara ve tanımlara uymak zorundasın. Hani test tekniği de öyle her tarafıyla işte tutarsız ya da çakal dağda teknik değildir. Onun da kendi içinde kuralları var. Köklü sayı dışarı negatif çıkamazsa o zaman ÖSYM onun kuralını da öyle vermek zorundadır. Evet, 9. sorudayız gençler. Kolay bir soru. Şu. Kimin karesi olmaya aday? Söyleyin bakayım. X artı 1 bölü x. Güzel. X artı 1 bölü x'in karesi olmaya aday. Dışarı şöyle çıktım. Diğeri x eksi 1 bölü x'in karesi olmaya aday. Çıktım şöyle. X'ler 0 ile 1 arasında gezindiğine göre basit kesir demektir. Örneğin atıyorum 1 bölü 2 gibi. O zaman şu olduğu gibi çıkacak. Pozitif olduğu için çıktık. 1 bölü 2'yi koyarsam şu içerisi negatif yapar. Bu başına ekstra olarak çıkacak. Eksi x artı 1 bölü x olduk. Değil mi? Başına eksi aldık pardon. Artı x eksi 1 bölü x olduk. Evet gidenler var. Şunlar gittiler. Cevap 2x'miş. Tamam. Geldik en güzel soruya. Buyurun bakalım sizdeyiz. Sonuç istiyorum. Direkt. Buldun mu Kaan? Şimdilik yorum yapmayayım. Evet, başka söz almak isteyen var mı arkadaşlar?
Nasıl bir çözüm üretmeliyiz? Tabii ki çarpamayız. Artı çarpsak, bir eklesek neyin karekökü olduğunu nereden bileceğiz? Atıyorum 900 küsür geldi, 800 küsür geldi. Seçeneklerin karesini almaya kalksanız en az bir 5-10 dakikanız geçer. Evet Kaan, dinliyorum. Şöyle hocam, çok şimdi bu değerler birbirine yakın değerler olduğu için çarpımları birbirine yaklaşık olacak. O yüzden ben de sayıları ikili ikili bölüştürüp çarpıştırdım. Yani 30'da 33'ü 31 ile 32'yi çarptım. 31 ile 32'yi çarpınca yanlış hesap yapmadıysam eğer 992 geldi. 33'ü çarptığımda 990 geldi. Bunların arasındaki 991 sayısına n dedim. Biri n eksi 1 çarp n eksi 1 oldu. Diğeri de n artı 1 oldu. Bu da n kare eksi 1 oldu. Artı 1 de oradan var. Gitti, n kare geldi. O da n diye çıkar. N de 991. Ben öyle buldum yani. Aferin, güzel düşünmüşsün. Çok teknik bir çözüm. Evet. Tabii 30'la 33'ü 31 32'yi çarparak gitmek güzel bir tercih. Şöyle yapalım o halde biz. Diyelim ki bir diğer çözüm yapalım. En küçükten x diyelim, 30. X. X artı 1. X artı 2. X artı 3. Artı 1 dışarıda. Ha şimdi tabii bu 30-31 olduğu için belki hocam çarparak gitsem daha rahat bulurum ama işte o bulduğun şey neyin karesi, kökün dışına nasıl çıkacak onu bilemeyebilirsin. O yüzden böyle yapıyoruz. Artı daha büyük sayılar olsa ne yapacağız? İşte böyle adlandırma yapacağız. Sevgili gençler, x ile x artı 3'ü x artı 1 ile x artı 2'yi grupluyorum. Neden? X kare artı 3x geldi x ile x artı 3'ten. Bir de x artı 1 ile x artı 2'den şu geldi. X kare artı 3x artı 2 geldi. Bakın dikkat. Artık şuna ben a dersem, şuna da a diyeceğim. Ne oldum? Kök içinde a kare dağıtıyorum. 2a artı 1 oldum. Kim bu? A artı 1'in karesi. Dışarı çık a artı 1. A artı 1 kim? X kare artı 3x artı 1. Yani cevap x kare artı 3x artı 1. Yani x çarpı x artı 3 artı 1. X kimdi? 30'du. 30 çarpı 33, 930. 990 artı 1'den 991. Bakın ne kadar güzel oldu, görüyor musunuz? Ne yaptık? Ufak bir adlandırmayla işini bitirmiş olduk. Tamam. Diyelim ki gençler, şöyle bir soruyla karşı karşıya kaldık. Kök içinde 2004 çarpı 2009 eksi 2000 çarpı 2013. İşleminin sonucu kaçtır? Hadi bakalım. Sizdeyiz. Evet, cevap. Çok basit. Hemen gelmiş olması lazımdı. 6. Evet, 6 doğru. Adlandırma yaptım. 2 1'e x diyorum. X artı 13. Ha, 2 1'e illa x demek zorunda değilsiniz. 2004'e de diyebilirsiniz. 2010'a göre adlandırırsınız yalnız. X artı 4. X artı 9.
Dağılıp gelelim bakalım. X kare 4x oradan 9x oradan 13x artı 36 kapat eksi x kare 13x. Şimdi eksiyi dağıtıyorum. X kareler geberdi. 13x'ler de geberdi. 36 ama kök 36. Dikkat. Daha kökün içindeyiz. Yani 6'yız aslında. Bakın gördünüz mü? Demek ki çok büyük işlemlerde adlandırma yapmak, değişken değiştirmek işlemi ne kadar rahat hale getiriyor görüyor musunuz? İşte matematiğin güzelliklerinden biri de budur. Peki arkadaşlar, bunda da anlaştık. Evet. Şimdi arkadaşlar kare köklü sayılar, daha doğrusu köklü sayılarda toplama ve çıkarma yapmanın gerek ve yeter koşulu nedir? Ona bakalım şimdi. Örneğin sen karekök 5 ile karekök 2'yi ancak bu şekilde bırakabilirsin. Toplayamazsın. Yani elma ile armut toplanmaz. Ama bu böyle kalır. Üç kök 5 ile 4 kök 5. Evet, 3 elma artı 4 elma 7 elma yapar. Sıkıntı yok. Ya da diyelim ki karekök 50 artı karekök 18 eksi karekök 32. Hocam başlangıçta içler farklı ama toplayabilir miyim? Toplayabilirim belki, bakacağız. Kök 50 kim? 5 kök 2. Kök 18, 9 kere 2'den 3 kök 2. 4 kök 2. Ha şimdi oldu bakın. Ne olduk? Çıkar topla bakayım. 4 kök 2 olduk. Ha önce içlerin tiplerini düzeltin. Dışarı çıkın. Daha sonra köklerin içi aynı oluyorsa toplayıp çıkarmak serbesttir. Köklerin içi aynı değilse toplayamazsınız, çıkaramazsınız. Tabii en yalın biçime geldikten sonra. Çarpma ve bölme için hiçbir koşul yok. Sen istediğin köklü sayıyı çarparsın da bölersin de kardeşim. Örneğin küp kök 5 ile karekök 2. Çarpılır mı? Çarpılır. Nasıl? Şöyle. İkisini de 6. köke yuvarlayacağım. 6. köke yuvarlarken ne yapıyordum? Geçen ders söylemiştim. Şunu 2 ile genişlettim. Burayı da 2 ile genişlettim. Yani 25 oldum. 5 kareden. Bu kareköktü zaten. 3 ile genişlettim. 3 ile genişlettim. 8 oldum. Al sana 6. kökten 200 oldum. Aslında küp kök 5 ile karekök 2'nin çarpımı 6. kökten 200'müş. Mantığı olabilir. Niye olmasın? Ya da varsayalım ki karekök 2 bölü küp kök 2. Kim bu? Kolay. 6. köke yuvarlıyorum yine bakın. Dikkat edin. Şu kareköktü. 3 ile genişlettim. 3 ile genişlettim. 2 ile genişlettim. 2 ile genişlettim. Aynen üst sayılarda olduğu gibi. 3 ile genişletince 8 oldu. 2 ile genişletince 4 oldu. Al sana 6. kökten 2. Aslında 6. kökten 2 sayısıyla bu başlangıçtaki sayı aynıymış, farkında mısınız? Ha demek ki çarpma yapmak ya da bölme yapmak için hiçbir koşul yok. Sen zaten köklü sayılarda ve üslü sayılarda genişletme yapmayı öğrenmiştin. Ona göre genişletirsin, kök kuvvetten eşit hale getirirsin, çarparsın, bitirirsin işini. Ama toplama ve çıkarma da öyle değil. Toplama ve çıkarmada kök içleri aynı olmadan toplayamazsın, çıkaramazsın. Güzel. Koşulları vermişiz not 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 diye. Orada zaten görüyorsunuz sevgili gençler. Önce bir isterseniz
Şuradan bir yürüyelim bakalım. Kök 108 kim? 36 kere 3'ten 6 kök 3. Kök 48 kim? 16 kere 3'ten 4 kök 3. 75. 25 kere 3. 5 kök 3. 2 çarpanı var 10 kök 3. Düzenle 0. Kök 24. 4 kere 6'dan 2 kök 6. Başında 2 var. 4 kök 6. Şununla beraber 6 kök 6 oldu. 54. 9 kere 6. 3 kök 6. 9 kök 6. Yine etti 0. Şunu yapalım hadi gelin. 27 bölü 4. 27, 9 kere 3. 2 çarpı 3 bölü 2 diye çıktım. Köküştürsün bakalım. Büyük ihtimalle hepsini kök 3 parantezine alacağız. O yüzden şu içini bir düzeltelim. 243. 81 kere 3. 81, 9 diye çıktı. 25, 5 diye çıktı. Yani 5 bölü 3 çarpı 9 bölü 5. 147. 147 kaç kere kaçtır? 49 kere 3'tür. 49 dışarı 7 diye çıkar. 7'ler gitti. Eksi 1 kök 3'ten. Eksi kök 3. Zaten kök 3'ü almıştık. Eksi 1 yazalım yeterli. Şunlar gitti. Şunlar gitti. 3 artı 3 eksi 1 kök 3. Yani 5 kök 3. Bildiğiniz tip düzeltme. Başka bir şey değil. Şu. 1 bölü 100'den dışarı 1 bölü 10 diye çıktın. 0, 1. Ama şöyle yazalım isterseniz. 144 bölü 100. 12 bölü 10. Eksi 13 bölü 10. Demek ki cevap yine 0 geldi. Evet, şimdi geldik zorlara. Hocam B şıkkını tekrar yapabilir misiniz? Tabii ki. Bir daha bakalım B şıkkına. Kök 24. 4 çarpı 6. 4 dışarı 2 diye çıktı. Bir de 2, de 2 var başında. 4 kök 6 şurası. 54. 9 kere 6. 9 dışarı 3 diye çıktı. Başında 3 var. Eksi 9 kök 6. 2 kök 6. Değil mi? Evet. 6 kök 6. Ben buna 0 mı demiştim gençler? Evet hocam, sıfır demiştiniz de. Evet. Doğru söylüyorsun. Teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar geldik. Kök kuvvetleri farklı olduğunda ne yapacağız? Evet. Ne demiştik? N'inci kuvvetten x üzeri m demek aslında x üzeri mn demekti. M bölü n demekti. Ya da n'inci kökten biz x üzeri m'i yazarken örneğin şurayı k ile çarptım, burayı k ile çarptım. Ya da n'inci kökten x üzeri m dediğimde burayı k'ya böldüm, burayı k'ya böldüm. Hiçbir şey değişmiyordu biliyorsunuz. Kökler üstlerle aynıydı. Yeter ki n'lerimiz, k'larımız pozitif tam sayılar olsun diyorduk. Hadi bakalım yürüyelim şimdi. 8, 2'nin küpü. Değil mi? Ben bunu şöyle yazabilirim bakın. Amaç yakışıklı yazmak ya. 6 ile 3 sadire eşti. Daha doğrusu her birini 3'e böldünüz. Karekök 2. De aynı şeymiş aslında o. 16, 2 üzeri 4. 8, 4 böldüm. Yine karekök 2. 32, 2 üzeri 5. Yani 2 üzeri 5 bölü 10'dan yine karekök 2. Al sana 3 tane elma olduk. 3 kök 2 olduk. Arkadaşlar B maddesi de aynı. Bakın şu da 4. kökten x, bu da 4. kökten x, bu da 4. kökten x aslında. Sadeleşince göreceksiniz. 2 elma
3 elma, 4 elma. 4 tane 4. kökten x sırasında bunlar. Sadece görüyoruz. Geldik C maddesine. Şu aşağıdaki 2 üzeri 1 bölü 3'ü yukarıya 2 üzeri eksi 1 bölü 3 diye verebilirsiniz. Olabilir. Ne olduk? 2 çarpı 2 üzeri eksi 1 bölü 3'ten 2 üzeri 2 bölü 3 olduk. Yani ne olmuş olduk aslında 2 üzeri 2 bölü 3 demekle? Küp kök 4 demiş olduk. Hatta ben olsam bunu şöyle yaparım. Her zaman köklüye dönmem. Hocam şu 2 dediğin şey küp kök 8 demektir zaten. Bak. Küp kök 8'i küp kök 2'ye bölersen küp kök 4 yapar zaten. O da budur. C maddesindeki gibidir. Eksi. 16, 2 üzeri 4. 6 da orada var. Şöyle yazalım. 6. kökten 2 üzeri 4. Her taraf 2'ye böl. Küp kök 2'nin karesinden 4. Bakın bunlar geberecek. Artı 4 tane küp kök 4. Ne olduk? 4, 5. Bir tanesi gitti zaten. 4 tane kaldı. 4 tane elma kaldı elimizde. Evet, böyle iğrenç bir sayı. Dur. Arkadaşlar, şimdi aynı mantıkla gidelim. Şunu yazalım hadi. Ya bu 4. kökten kim aslında? Ki ona bölebilirim diye. 4. kökten ne yazabilirim ben onu sizce? 2 üzeri 4. Yani 16. 4. kökten 8'e bölersem 4. kökten 2. Daha rahat yapıyorum. Artı diğerini söyleyeyim bakayım bana. Şunu nasıl yapalım? Dursun bakalım o. 4. kökten 2 bölü 2 eksi 3 tane 4. kökten 2. Bunda bunu toplarsam eksi 2 tane elma eksi 2x artı x bölü 2 diyelim. Eksi 4x artı x'ten eksi 3x bölü 2. Yani cevap eksi 3 bölü 2 parantezinde 4. kökten 2 olarak yazabilirsiniz. Peki bunlar sadece ve sadece arkadaşlar dikkat gerektiren şeyler diyoruz. Evet. 2005 sınav sorusu ve güzel bir soruydu. Hadi bakalım sizdeyiz. 13. soru sizde arkadaşlar.
Evet. Var mı sonuç bulan arkadaşlar? Efendim İnci'ciğim, ne buldun? Hocam, yani yanlış galiba ama eksi 10 üzeri 3 kök 6 artı 3. Evet, bayağı bir farklı bulmuşsun. Olsun ama. Ne düşündün onu söyle bakayım. Ya hocam, şimdi hani 24 üssü 1 bölü 3, hani işte 3 üssü 3 kök 24. Eksi 6, 3 kök 24 konuşamıyorum. Sonra hocam ama, yine artı 3 üzeri işte kök 9. Şurası değil. Eksi 1 bölü 3. 24 üzeri eksi 1 bölü 3. Dikkat et, şurada bir eksi var. Aa, hocam benim elimdeki kağıtta o oldukça düz bir çizgi olarak durduğu için hiç eksi olarak görmedim. Eksi 1 bölü 3 arkadaşlar, dikkat edin. Aa, tamam o zaman hocam. Tekrar yapayım. Bir daha uğraşın bakayım hadi. Tabii sen öyle bulman o zaman normal. Şöyle yapalım gelin. 24'ü 3 ve 8 diye parçaladım. 3 üzeri 1 bölü 3 çarpı 8 üzeri 1 bölü 3'ten 2. Doğru mu? Çünkü 8 üzeri 1 bölü 3 demek 2'nin küpünün 1 bölü 3 demek 2 demektir. Aynı mantıkla yine 24 üzeri eksi 1 bölü 3'ü 3 üzeri eksi 1 bölü 3 ve 2 üzeri eksi 1 gibi düşünebiliriz. Hani 2'nin küpü ve çarpı 3'ün eksi 1 bölü 3. kuvvetinden bu olduk. Bunu 6 ile çarptığımızda ne oluyoruz? 6'yı da 3 ve 2 diye parçalayın. 3'ü şununla toplayın, 2'yi şununla toplayın. 3'ü bununla çarparsak ne oluruz gençler? 3'ü bununla çarptığımız zaman 3 üzeri 2 bölü 3 olduk. Sonra 2 ile bunu çarptığımız zaman 1 geldi zaten, sıkıntı yok. Artı 9 tane, şunu da yazalım. 3 üzeri 2 bölü 3 demektir zaten şu. Bakın farkında mısınız gençler? Bu bunu gebertti. Yani cevap 2 çarpı küp kök 3 diyen arkadaşımız doğru söyledi. Kim bunu yazdı buraya? Güzel söyledi ama. Ben yazdım hocam. Tamam. 2 çarpı küp kök 3 doğru. Kırma şansınız var mı? Tabii ki bir daha anlatıyorum. Hatta baştan bir sileyip tekrardan giriyorum. İyi dinleyin bakayım beni. Ne yaptım? 24'ü 8 çarpı 3 diye yazdım. Üzeri 1 bölü 3. Eksi 6'yı da 2 çarpı 3 diye yazdım. 24'ü yine geldim 8 çarpı 3 diye yazdım. Üzeri eksi 1 bölü 3. Artı şu da 9 üzeri 1 bölü 3 olarak dursun bakalım. Hiç dokunmayalım buna. Şimdi 8 2'nin küpü. Kuvvetler buna çarpacağı için ne olduk? Üzeri 1 bölü 3 dağıtırsam şu 8'in üzerine. Şu zaten 2 üzeri 3'tü ya. 1 bölü 3'ü dağıtırsam 2 üzeri 1. Çarpı 3 üzeri 1 bölü 3. Eksi. Yine aynı mantıkla 8 çarpı 3 üzeri eksi 1 3 parantez önceliğim var biliyorsunuz. Önce parantezi halletmem lazım. Şurası ne oldu şimdi? 2 üzeri eksi 1 çarpı 3 üzeri eksi 1 bölü 3 çarpı 2 çarpı 3 başta vardı.
Bunda bunu çarpınca 0'dan 1 oldu. Bunda bunu çarpınca da 3 üzeri 2 bölü 3 oldu. Ama şimdi eksi var tabii ki. 2 çarpı küp kök 3 de şuradan gelmişti biliyorsunuz. Bir de artı en sonunda vardı. 9 üzeri 1 bölü 3 vardı. Yani 3 üzeri 2 bölü 3 vardı. Bakın en son 3 üzeri 2 bölü 3'ler birbirini öldürdü. Şu kaldı. Ha başka türlü çözülebilir mi? Çözülebilir. 2 üzeri 1 bölü 3'e A dersiniz. 3 üzeri 1 bölü 3'e B dersiniz. Oradan 2 A küp yapar. 3 B küp yapar. Oradan da çarpanlarla gidebilirsiniz sevgili gençler. O da olabilir. Peki bir dinlenin bakayım. Saat 10'da görüşmek üzere diyelim. Bir ara verelim bakalım.